tablo içerisinde bir sürü hadiseler oluyor. Bildiğimiz oluyor, bilmediğimiz oluyor. Bu FETÖ'nün ne derinlikte olduğunu, PKK'nın Türkiye'de her köşesinde nasıl örgütlendiğini daha bilmiyoruz. Yarın hangi bombanın nerede patlayacağını bilmiyoruz. Belki o patlayan bomba bizim yakınlarımızı, kardeşlerimizi, sizin kardeşlerinizi, yakınlarınızı aramızdan alıp uçuracak. Değerli arkadaşlar, bakın IŞİD diyorsunuz. Biz IŞİD Türkiye'de var dediğimiz zaman siz bunu görmezden geldiniz. Ben meclise bir basın toplantısı yaptım bir yurttaşımızla beraber. Ailesinden tam 25 kişi IŞİD'in saflarına geçmişti. Irak tarafına, Suriye tarafına. 25 kişinin 21 hayatını kaybetmiş. Adam feryat ediyor, ailemi kurtarın diyor. Ben meclise o adamla beraber bir basın toplantısı yaptım. Bir Allah'ın kulu gelip bana Levent Gök bu adam kimdir? Nedir bunu araştıran demedi. O arkadaşımız Sincan'da oturuyordu ve Sincan'dan taksi dolmuş IŞİD'e adam gidiyordu. Bunu görmediniz. Bunu anlattık, duymadınız. IŞİD'i işitmediniz. Şimdi yeniden tabloda IŞİD bir yanda. Bakın bugün de yine şehidimiz var Elbap'ta. Fırat Kalkanı'nda yaralılarımız var askerlerimizden. Yazık değil mi bunlara? Bu tablo anlatıldı. FETÖ. FETÖ ile mücadele edelim dediğimiz zaman yok. FETÖ, Fethullah Gülen iyidir yani siz dersiniz. Kutsal bir... PKK. Burada şimdi ismini vermeyeyim. Sayın Genel Başkan yardımcıları var. Tekrarlamak istemiyorum bunları. Belki o dönemde bir çözüm olur diye söylediniz. Ama uyarılarımızı dinlemediniz. Geldiğimiz noktada ayrışmış bir Türkiye, kutuplaşmış bir Türkiye. Buradan siz istediğiniz kadar sayısal çoğunluğunuzla maddeleri geçirin. Toplumsal uzlaşma çıkmaz. Çıkamaz. Çıkamaz. Buradan FETÖ'ye karşı mücadele çıkmaz. PKK'ya, IŞİD'e karşı mücadele çıkmaz. Buradan yaralanmış bir toplum, zayıflamış bir toplum çıkar. Lütfen bu sesimizi duyun. Ya Sayın Başkan, lütfen usulüne uygun yönetin. Bizim güvenliğimizden sorumlusunuz. Çocuklarımızın güvenliğinden, ailelerimizin güvenliğinden, 80 milyon insanın güvenliğinden sizler sorumlusunuz. Her türlü bilgi sizde, MİT sizde, İçişleri sizde, silahlı kuvvetler size bağlı. Ben burada tüm Türkiye adına bir ıstırabın yükselen sesini yansıtmaya çalışıyorum. Bu konuda gereğini yapın. Gereğini yapmazsanız bu gemi batar ama batan sadece siz de olmazsınız. Tüm Türkiye batar Sayın Başkan. Lütfen bu mesuliyetler çerçevesinde görüşmeleri yürütün ve siz de lütfen sorumluluğunuzun gereğini yapın.